Merhaba hanımlar. Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Tığ battısını yaptıktan sonra iki sırada yapılan çok güzel ve kullanışlı bir model. Yapımı kolay hanımlar. İlk sırada böyle bir ikili boş örümcek yapıyoruz. Bir örümcek. Bu orta boy. Böyle paket içinde satılan serum halkaların üzerine trabzanlar yapıyoruz. Tekrar örümcek. Boş örümcek şeklinde ilk sırayı tamamlayıp ikinci sırayı tersinden yapıyoruz. Trabzanların üzerine böyle bir boncuk sabitliyoruz hanımlar. Boncukların düz düşmesi için ikinci sırayı tersinden yapıyoruz. Bu modelin tığ batısında iki boncuk alarak yaptım. Bir zincir çektim, iki boncuk kapattım, bir zincir çektim. Boncuğun boyunda yazmaya sabitledim. Aralara iki zincir çekip iki boş tığ batı bıraktım. Ama hanımlar oyamız biraz çok sık oldu. Bakın böyle neredeyse birbirine değecek. Siz yaptığınızda araya 3 veya 4 boş tığ battı bırakın. O zaman çok daha güzel böyle tek tek durur. Zincir üzerine yapmak isteyenler de 2 boncuk, 10 zincir, 2 boncuk şeklinde zincirini çekip üzerine yapabilirler. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Boyamıza yazmanın köşesinden böyle 1 veya 2 boncuk içeriden boncukların ortasına ipimi sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. Sabitledikten sonra burayı şöyle çok büyük olmayan bir örümcek yapıyorum. Örümceklerimi yapmadan önce her zaman olduğu gibi hanımlar böyle ipimi çekerek inceltiyorum. Daha düzgün düşmesi için tekrar aynı boylarda bir örümcek daha yapıyorum. Sıradaki iki boncuğun içine boncukların ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Böyle bir tane ikili örümcek yaptıktan sonra tekrar orta boylarda bir örümcek daha yapıyorum. Bir kez ip alıyorum. Bir tane serum halkamdan alıp tığıma takıyorum. İpimi halkanın içinden geçirip 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Bir kez ip alıyorum. Halkanın içinden ipimi alıp 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Bir kez ip alıyorum. Halkanın içinden ipimi alıp 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Bu şekilde 4 tane trabzan yaptıktan sonra hanımlar buraya 3 zincir çekiyorum. Bir kez ip alıyorum. Tekrar halkanın içinden ipimi alıp 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Buraya da aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. İki, üç, dört. Dört trabzanımı yaptıktan sonra tekrar 3 zincir çekip yine bir kez ip alıyorum. Halkanın içinden İpimi alıp 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Yine aynı şekilde 3 defa da çıktım. 4 tane trabzan yapıyorum. Olduktan sonra hanımlar 3 zincir çekip tekrar bir kez ip alıyorum. Halkanın içinden ipimi alıp 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Buraya da yine 4 trabzan yapıyorum. Bu şekilde 4 tane 4'er trabzan yaptıktan sonra hanımlar burada ilk yaptığımız trabzanın bu dibinden tek kanadına değil de hanımlar böyle biraz daha içeriden batarak birleştiriyorum. Buraya tekrar ilk yaptığım örümceğin boylarında bir örümcek yapıyorum. Sıradaki iki boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. Araya yine bir arasına zincir dahi çekmeden hanımlar yan yana iki tane örümcek yapıyorum. Sıradaki iki boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. Buraya tekrar orta boylarda bir örümcek yapıyorum. Bir kez ip alıyorum. Halkamdan bir tane alıp tığıma takıyorum. İpimi alıp içinden geçip 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Bir kez ip alıyorum. Halkanın içinden ipimi alıp 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Buraya hanımlar yine 4 tane trabzan yapıyoruz. Dördüncü yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Bir kez ip alıyorum. Halkanın içinden İpimi alıp 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Tekrar 4 trabzan yapıyorum.
Dördüncü yaptıktan sonra hanımlar yine 3 zincir çekiyorum. Bir kez ip alıyorum. Halkanın içinden ipimi alıp 3 defa da çıkıyorum. Tekrar 4 trabzan daha yapıyorum. Dördüncü yaptıktan sonra yine 3 zincir çekip bir kez ip alıp halkanın içinden ipimi alıp 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Aynı şekilde buraya yine 4 tane trabzanımı yapıyorum. Dördüncü yaptıktan sonra hanımlar, burada ilk yaptığımız trabzanın hemen bu dibinden giriyorum. Böyle tek kanadına girmeyin. Güzel durmuyor. Biraz daha içeriden girip birleştiriyorum. Sık iğne ile kapatarak birleştiriyorum. Buraya yine ilk yaptığım örümceğin boylarında bir örümcek yapıyorum. Sıradaki iki boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. Halkamızı yaptıktan sonra hanımlar, diğer halkaya geçmeden önce araya iki tane örümcek yapıyoruz. Yan yana aynı boylarda iki örümcek yapıyoruz. Sıradaki iki boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. Oyamızın ilk sırasının yapılışı bu şekilde. Böyle yazmanın etrafını tamamlayıp ikinci sıraya tersinden başlayacağız. Boncukların düz düşmesi için, bu da model olduğu için ben de ipimi kesip ikinci sıraya birlikte başlayalım. İkinci sıraya hanımlar, ilk sırada yaptığımız ikili örümceğin ortasına İpimi sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. Sabitledikten sonra buraya bir zincir çekip 3 boncuk kapatıyorum. Böyle oldukça sıkı bir şekilde kapatıp bir zincir çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıp tekrar aynı yere örümceklerin ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Buraya hanımlar küçük bir örümcek yapıyorum. Oyamı gelmeyecek büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Burada yaptığımız trabzanlardan 1 2'ye atlayıp 3'üncünün üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Sabitledikten sonra bir boncuk alıp kapatıyorum. Boncuklarınızı oldukça sıkı kapatın hanımlar. Ne kadar sıkı kapatırsanız o kadar düzgün durur. Boncuğumu böyle kapattıktan sonra arkaya doğru yatırıyorum. Hemen yandaki trabzanın üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Bir boncuk alıp kapatıyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıp buradaki zincirin üzerine sabitliyorum. Boncuğumu kapatıp zincirin üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Boncuğumu kapatıp zincirin üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Burada çektiğimiz 3 zincirin üzerine 3 tane boncuğumuzu tek tek kapatıp sabitliyoruz hanımlar. Yine bir boncuk kapatıyorum. Bu zincirin yanındaki ilk trabzanı atlayıp ikincinin üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Boncuğumu kapatıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Boncuğumu sıkı bir şekilde kapatıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Tek kanadına batmayın hanımlar. İyice içine batıp sık iğne ile sabitliyorum. Ortadaki 3 zincirin üzerine de yine 3 boncuğu tek tek kapatarak sabitliyoruz. İki. Üçüncü boncuğumu kapatıp tam ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Burada yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bir boncuğumu kapatıyorum. Hemen zincirin yanındaki ilk trabzana değil diğerine sık iğne ile sabitliyorum. Bir boncuğumu sıkı bir şekilde kapatıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine sabitliyorum. Bir boncuğu kapatıp sıradaki trabzanın üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Yine buradaki zincirin üzerine 3 boncuğu tek tek kapatarak sabitliyorum. Üçüncüyü de
Sabitledim hanımlar. Buraya da bir boncuk kapatıyorum. İlk trabzanı atlayıp ikincinin üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde trabzanların üzerini tamamlıyoruz. Toplamda 17 boncuk kapatıyoruz hanımlar. Buraya geldiğimizde yine çok büyük olmayan küçük bir örümcek yapıyorum. Ama o yanınız da germesin. Böyle ilk yaptığınızda bakarak yapın hanımlar. Bu örümceğimi ortadaki bu ikili örümceğin tam ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 boncuk kapatıp bir zincir daha çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıp yine örümceğin ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Sıradaki trabzanlardan 1, 2'yi atlayıp 3'üncünün üzerine sık iğne ile sabitliyoruz. Arası geçiş de bu şekilde hanımlar. Burada yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir boncuk kapatıp hemen yandaki trabzanın üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Bu zincirin üzerine de 3 boncuğu tek tek kapatıp sabitliyorum. Boncuğu sabitledikten sonra bir boncuk daha kapatıyorum. Hemen bu ilk trabzana değil diğerinin üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar trabzanların üzerini tamamlıyoruz. Boncuklarımı tamamladım hanımlar. Dediğim gibi toplamda 17 boncuğumuzu böyle tek tek kapatarak sabitliyoruz. Buraya geldiğimizde küçük bir örümcek yapıyorum. Araya yaptığımız bu ikili örümceğin ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Aynı örümceklerin ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Boyamızın yapılışı bu şekilde hanımlar. Böyle çok güzel oldu hanımlar. Ütülenmeden dahi çok güzel düzgün duruyor. Videonun başında da söylediğim gibi arası biraz daha açık olsaydı çok daha güzel olurdu. Ütüsünü de oyamın tersinden alttan üste doğru iterek yaptım. Düz tarafını çevirip hafif ütünün burnuyla basarak düzelterek ütümü tamamladım. Böyle bir kez ütülendikten sonra bir daha da bozulmaz hanımlar. Dediğim gibi siz mutlaka arasına 3 veya 4 boş tığ battı bırakarak yapın. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.